Asuro'nun çene çalığın Asuman'ın kolları kopsun ya. Sağ ol Asuman, ben götüreyim aşağıya. Hadi. Söylenme Asumancığım, evde yattığın dinlere sahip olsun sen. Hem burada çene çalmıyoruz. Hayatımızı düzene sokmaya çalışıyoruz. Bak, bir sürü yeni hedefimiz var artık. Çok hoş. Benim de hedeflerim var biliyor musun? İlk ve en öncelikli hedefim de buradan kurtulmak. İnşallah ablacığım. Ben de çok isterim. Ama şimdilik anlaşmaya uymak zorundasın. Buradan bir dakika bile erken çıkamazsın. Ay aman, siz iki kardeş birbirinizi intiharip gelmiş. Ben bir ona bakacağım. Hadi ablacığım, hadi. Tarıkçığım, ne haber, ne yapıyorsun? İyi. Sen nasılsın? İyi vallahi, ne olsun işte. Koşturuyoruz. Koşturuyorsunuz ha. Yoğunsunuz tabii. Yo. Yani daha sabah saatleri ya zaten. Öyle çok fazla iş yok. Ha. Ama akşam için hazırlıklara başlamışsınızdır. Yani daha öğle servisi var. Öğle servisinden sonra akşama geçeceğiz. Yani özel bir rezervasyon falan olmadığı için de öyle rahatız yani. Vallahi senden korkulur ya. Bak hiç çaktırıyor mu ya? Neyi çaktırıyor muyum ya? Bak 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 bak. Aa! O sesi böyle ayarlayışı, alt perdeden girip yukarılara çıkış falan. Aa! Ama bana rol yapmana gerek yok Fatoş. Biliyorum ya. Ne ya? Ya haberim var. Neyden? Allah Allah. Ferit Bey'in doğum günü için Nazlı'nın sürpriz bir organizasyon hazırlığı içinde olduğunu biliyorum. Sen de ona yardım ediyorsun. Ha, Ferit Bey'in doğum günü müymüş bugün? Aa! Vallahi bravo, bak hala devam ediyor. Bravo, ama bir şey söyleyeyim mi? Hiç beklemezdim. 10 numara 5 yıldız bir oyunculuk performansıyla karşı karşıyayız. Hatta şöyle söyleyeyim, bu senenin yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı Fatoş'a gidiyor. And Oscar goes to Fatoş. Vallahi bravo. Tamam Fatoş ya. Yani Tarık'tan saklamaya gerek yok. Tarık'cığım, biz tabii ki biliyoruz. Böyle bir şey bilmememiz mümkün değil. Ama hani sürpriz ya. Kimseye söylemeyelim dedik. Fatoş da senin bilmene şaşırdı. Tabii canım, yani Onur çok şaşırdım ben. Çünkü biz bunu bir sır gibi saklamıştık. Nasıl öğrendin ya? Aa. Yaz, bir şey söyleyeyim mi? Bu saklama konusunda çok başarılı değilsiniz yani. Aa. Ve tabii Ferit Bey alenen biliyor şu an bir organizasyon olduğunu. Demek Ferit şıp diye anladı onun için sürpriz doğum günü partisi planladığımızı. Yani ben de Engin Bey'den duydum. Ferit Bey Engin Bey'e söylemiş çünkü. Nazlı galiba benim için bir organizasyon içinde, akşam içinde çok sabırsızlanıyorum demiş. Bak hiç saklayamamışım. Sen yani buraya istihbarat toplamaya geldin öyle mi Tarık? Evet, istihbarat için yolladılar da bir terslik oldu galiba. Çünkü ben haber almaya gelmiştim. Bayağı alenen haber verdim şu an size. Yok canım, hiç önemli değil. Biz çaktırmayız çünkü. Bak ne yapalım biliyor musun Tarık? Sen şimdi Engin'i ara. De ki evet, akşama bir sürpriz doğum günü partisi varmış de. Biz yine böyle karşılıklı bilmiyormuşuz gibi yaparız. Ha süper. Çünkü aramızda kalsın, ben de zor duruma düşmeyeyim. Aşk olsun. Tamam, ben o zaman arayayım şimdi Engin Bey'i. Şeyi söyleyeceğim. Ben buradayım. Yani bu organizasyon falan için yardım gerekir diye. Buralardayım. Bir şey olursa bana haber verin. Süpersin. Ben biliyordum aslında. Bu koşturmaca kredimi ses falan derken çıktı gitti aklımdan. Allah'ım yarabbim, şoka girdim resmen. Ne yapalım biliyor musun? Biz bu masaları, sandalyeleri falan her şeyi kaldıralım. Burada böyle arkadaş ortamında sıcacık bir parti düzenleyelim. Ne diyorsun? Yok Fatoş, olmaz. Adamı duymadın mı? Çıtayı kaftanına çıkartmış Ferit. Burası olmaz. Başka bir yerde yapmamız lazım. Hatta bir de üzerine sürpriz bir şeyler düşünmemiz lazım. Haklısın. Hemen düşünüyorum. Tarık Bey'e verin, ödemeleri yapsınlar. Tabii Hakan Bey. Abla. Deniz'ciğim, günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Sen iyi misin? İyi, iyi ablan. Maşallah'a var, turp gibi. Öyle değil mi aşkım? Hakan. Heh. Madem konuşmak istiyorsun, konuşalım. Dün herkesin önünde ablam daha fazla üzülmesin diye mevzuyu uzatmadım. Ama bu konu kapanmadı. Hangi konu? Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Sakin şampiyon, sakin. Ben seninle dalga falan geçmiyorum. Bu konuyu konuşmak istemiyordum ama konuşalım. Dün gece de anlattım sana Deniz. Aile arasına girilmez. Karı koca arasına girilmez. Ama madem ısrar ediyorsun, bir daha anlatayım. Benim evime gelip karımın önünde beni yumrukladınız. Abini öldürdüğümü iddia ettiniz. Aynı gün
Ben karımın benden çocuk aldırdığını öğreniyorum. Aradan biraz zaman geçiyor, mahkemede Bulut'u kaybediyoruz. Siz nasıl bir hayat yaşıyorsunuz bilmiyorum ama benim bunları karımla konuşup tartışmam lazım. Demet bir şey söyler misin? Haksız mıyım? Aşkım lütfen Deniz'e bir şey söyler misin? Deniz'cim, biz kendi aramızda hallederiz, merak etme. Peki. Hazırlan o zaman, seni şirkete götüreceğim. Şu hisse devirişlerini hallederim. Dışarıda bekliyorum. Tamam. Sana da iyi günler. Hakan. İzin ver de şirkete gideyim. Dün gece zaten bir sürü şey oldu. Daha fazla üzerimize şüphe çekmeyelim derim. Aşkım, Mehmetciğim, tabii ki de gideceksin. Orada bizim bir hakkımız var. Onu alacaksın elbette. Sen bizim şirketteki muhbirimiz olacaksın Demet. Ya ben anlamıyorum ya. Sen ne yapmamı istiyorsun? Ferit'e yakın olmanı. Sen de zaten yıllardır bunu istemiyor musun? Adama yakın ol. Her anını rapor et. Gözün üzerinde olsun. Bir şey diyeceğim. Lütfen. Biz böyle iyi bir ikili olmaya başladık. Dikkat ediyor musun? Sana eskisinden daha fazla aşık olmaya başlıyorum. Ben Deniz'i bekletmeyeyim. Tamam, ben o zaman bir menü hazırlayıp size mail atarım. Üzerine konuşuruz. Teşekkür ederim. Ay Fatoş, hava çok güzel. Bu niye kapalı? İçeri temiz hava girsin. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Öyle. En yeni fotoğraflarına dalmışım. Bak ben artık senin ilişki durumunu takip edemiyorum. Hani en son arkadaş kalmaya karar vermiştiniz siz? Verdik. Arkadaşız. Ay Nazlı baksana şurada çok hoş çıkmış. Fatoş. Ay arkadaşça bir özlemle bakıyorum ya. Hemen ayıplayan gözlerle bakma yani. Aa dur dur. Ferit değil mi o? Evet, Ferit Aslan'ın doğum günü yazıyor altında. 7 yıl önce çekilmiş. Yalnız içlerinden ben bir tek Engin'i tanıyorum. Diğerleri düğüne bile gelmedi. Demek ki zamanla kopmuşlar Nazlı. Yazık ya. Ne kadar da samimi görünüyorlar halbuki. İşte herkes bizim gibi böyle senelere dayanan bir arkadaşlık. İnşa edemiyor tabii. E tabii. Buldum. Ay ne buldum bebeğim? Ferit'in doğum günü partisine sürprizini buldum. Ne? Bu fotoğraftaki insanlar var ya, işte hepsini bir araya toplayacağız. Yani eski arkadaşları kavuşturma, nostalji gibi düşün. Ferit var ya, bunu hayatta tahmin edemez. Ay çok güzel düşünmüşsün Nazlı ama yani bunların hepsi akşama yetişebilecek mi acaba? Kim bilir neredeler yani şu anda? Bilmiyorum ama gelen gelir en azından. Ben mesaj atayım bakalım ne diyecekler. Ay bence Ferit çok sevinecek bu sürprize. Bence de. Bir ara şu Çekmeköy'deki projeye gidip bakalım. İşler biraz yavaş ilerliyor da yerinde kontrol edelim. Tabii olur. Yapalım. Sen neye bakıyorsun öyle? Ya benim bir suçum yok. Böyle 7 yıl önceki anını hatırlamak ister misin diye karşıma böyle bir şey çıktı ya. Sen hala silmedin mi bunu? Ben koymadım ki fotoğrafı. Ömer koymuş. Hepimize teklemiş. Silemiyorum, edemiyorum, bir şey yapamıyorum. Kapat o zaman sayfayı Engin. Görmek istemiyorum. Olanları biliyorsun. Tamam, tamam. Haklısın. Ama işte bir yerden çıkıveriyor karşına. Anladın mı? Modern teknoloji. Ne yapacağım? Ben Pelin'in ismini bile duymak istemiyorum. Ona göre. Tamam. Bitmiş gitmiş bir olay. Üzerine konuşmaya bile gerek yok. Kaç yıl oldu Ferit? Bir daha duymazsın. Merak etme. Halledeceğim ben şimdi. Nazuş'um, ne yaptın bebeğim?
herkese tek tek mesaj atıyorum Fatoş. Öyle grup mesaj atıp insanları rahatsız etmeyeyim dedim. Ay ne ince bir düşünce. Gerçi bu grup mesajlarında da güzel sinerji oluyor bak. Bak o gruplarda hep ilk yazan ben olurum, en çok da ben konuşurum. Bir yıl sonra falan böyle mesaj atıp uyumuş grubu uyandırmışlığım var yani. Ay Fatoş bilmez miyim onları? Bir de o gruplarda şeyler vardır ya hani böyle sinsi sinsi. Her yazanı okurlar ama hiçbir şeye cevap vermezler. Ay onlardan da hiç haz etmem. Bir de o grup mesajlarındaki gereksiz yazışmalardan rahatsız olanlar var Fatoş. Ay biliyorum o da sen oluyorsun işte Nazlı. Şu mesajı da attım mı işim bitiyor. O kim? Pelin Tuğran. Ay bak bak en güzel kızı da en sona bırakmış. Nazlı yoksa gelmesini istemiyor musun bu kızın ha? Ay aşk olsun. Herkes toplamaya çalışıyorum biliyorsun. Ay tipe bak. Gözlere bak fel fecir okuyor. Ay bu kızı çağırmasak mı acaba? Fatoş aradan 7 sene geçmiş. Bu kız var ya çoktan evlenip çoluk çocuğa karışmıştır. Başka fotoğraf var mı? Açsana şöyle bakalım. Yok. Arkadaş olmadığımız için göremiyoruz. Ha, çakal bakmış. Ay Fatoş, beni oyalama. Dünya kadar vakit kaybettim burada. Daha bir sürü işim var. Okula gideceğim, ek iş bakacağım. Bir de Manami'nin önerdiği şu parti mekanını kontrol edeceğim. Burası sana emanet Fatoş'um. Öpüyorum. Tamam aşkım. Hadi bay bay. Kolay gelsin Asuman. Sağ ol Tarık'cığım. Kolaysa başına gelsin. Ha yok ben almayayım ya. Sağ ol. Teşekkürler. Sen bu gidişte hiçbir şey alamayacaksın zaten. Ne? Diyorum ki Fatoş boşa çıktı. Sen hala armut bahçelerinde geziniyorsun ya. Armut bahçesi ne Asuman ya? Ay, evet armut bahçesi bildiğin. Gidip armut topluyorsun yani. Daha ne bekliyorsun ya? Ben mi yapayım aranızı? Vallahi öyle bir kudretim varsa ki bence var. Vallahi yapsan çok minnettar olurum. Çünkü ben tıkandım artık Asuman. Bir yere kadar geldim tıkandım. Ya Arap atı gibi düşün. Nasıl Arap atı sonradan açılıyor? Ben de sonradan tıkanıyorum işte. Tamam tamam. Ben halledeceğim, düşüneceğim bir şeyler. Ama yani ben bir ortam hazırladıktan sonra sen de harekete geç yani. Her şeyi de Osman'dan bekleme. Yok ya olur mu öyle şey? Zaten sıkıntı mı o? Bir ortam, bir zemin yani. Sen zemini hazırla, ben her türlü yürürüm. Gel benimle. Hadi ya hemen. Bismillah. Gel gel Selin, gel gel. Aa Tarık'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Tarık? İyi. Sen nasılsın Fatoş? İyi Tarık'cığım işte. Ne yapalım? Manami ile beraber çalışıyoruz. Ha ne güzel. Ha şey, beni de Engin Bey yolladı. Siz galiba Ferit Bey'in doğum günüyle ilgili bir böyle organizasyon içindesiniz değil mi? Evet, ay hiç sorma ya. Nazlı'nın işi vardı, o çıktı. Şimdi işte parti süsüydü, ıvır zıvır bir ton şey almamız gerekiyor bizim de. Diyorum ki ben de siz de Manami ile gidip bu işleri halletseniz mi acaba? Ha, Manami ile ben? Hı hı. Olur değil mi Manami'ciğim? Olur, olur tabii. Bence öyle yapmayalım, şöyle yapalım. Tarık'la siz gidin, ha? Ha. Ay o niye pardon? Şimdi şöyle hani ablam yok ya restoranda. Burada şimdi önemli bir şey olursa restoranın ortaklarından bir tanesinin burada olması gerekiyor. O yüzden Manami burada kalsın. Yok yok, onlar Manami ile beraber gitsinler. Gel Manami'ciğim, siz ikiniz gidin. Yok bence hiç öyle yapmayalım. Bence Tarık'la siz gidin, ha? Şey bir dakika, bir dakika. Galiba böyle çözemeyeceğiz. İtiş kakış da şey yapalım. Yazı tura atalım. Değil mi? Yazı tura atalım. Mesela yazı gelirse Manami ile gideyim, tura gelirse Fatoş'la gideyim. Tarık Allah aşkına ne yazı turası ya? Al Fatoş'u git işte. Hayır canım Allah Allah. Onun Manami ile beraber gitmesi daha uygun. Siz ikiniz gidin tamam mı? Ya bir dakika kızlara ne uğruyor? Ben gitmesem de uğrur aslında. Hayır gideceksin. Ay hayır hiçbir yere gitmiyorsun. Ya Asuman sana ne oluyor ya ben anlamadım ki yani. Ya ne demek sana ne oluyor ya? Sen Tarık'la birlikte gidiyorsun Manami de burada kalıyor işte. Hayır ben gitmeyeceğim onların ikisi gidecek tamam mı? Sen nere sen karışma. Siz ikiniz gidin. Hoşçakalın hayır sen gidiyorsun ya, tamam mı Tarık'la birlikte? Şey sen hiçbir şeye karışma. Sen Tarık'la birlikte sen dur. Hayır sen dur. Ablamın sahip olacağı %5'lik payın sembolik anlamı çok önemli. Demir abimin çok istediği bir şey gerçekleşmiş olacak. Ricamı kırmadığın için teşekkür ederim. Demir bu hisse devrine niyet ettiğinde tabii Hakan tarafından öldürtüleceğini tahmin etmemişti. Çok açık konuştun Ferit Aslan. Ben de açık konuşayım. Hakan'a bayılmıyorum. Hatta gözüm de üstünde. Ama konumuz o değil.
ablam ve bütün aile bireylerinin aynı çatı altında toplanması. Babalarımızın hep istediği gibi. Feris Bey, hisse devri sözleşmesi hazır. Buyurun. Babalarımız. Özellikle sizin babanız böyle olmasını istememişti. O yüzden Demet'in şirkette payı yoktu. Ama Demir'in anısı, Deniz'in ricası. Tamam. Gerçekleştirelim devir işini. Abim bizi böyle görmek isterdi. Hepimiz aynı çatı altında. Bütün aile. Ya tabii Zeynep ve kendisinde. Ben bir hava alıp geleceğim. Hadi be Demet, hadi be kızım. At şu imzayı gel, at şu imzayı gel be ya. Tamam Hakan abi, sakin, daha olmadı gideli o kadar yengenin. Lan oğlum, biliyorum vakit geçmediğini. Elinin kolunun bağlı olduğunu da biliyorum. Ama bir tarafın tırsıyor işte, anasını satayım. Ne yapayım? Abi. Hı. Sanki yenge öyle bir şey göze alamaz gibi geliyor bana. Bu defa fena korkuttun gözünü. Tamam da zaten mevzu bu Bekir. Çok korkuttuk. Ters tepecek diye korkuyorum ben de. Kuş avcumuzdan uçacak diye korkuyorum. Demet bak, bu iki oluyor. Hakan'ın yanında kötü halde görüyorum seni. Bana bakıp halimi üzülüyor musun? Yoksa hak ettiğimi mi düşünüyorsun? Hakan'ın kirli yüzü hakkında bir şeyler biliyorsan, ki bence aynı evde yaşayıp bilmemen imkansız, bildiklerin hakkında şahitlik yaptığında Hakan'ın işi bitebilir. İşleri konusunda sizin bildiklerinizden daha fazlasını bilmiyorum. Peki eğer bilseydin, yani yaptıklarından haberdar olsaydın, bana yardım eder miydin? Tabii. Tabii ki. Neden olmasın? Bir gün bir şeyler öğrenirsen ve Hakan'ın cezasını çekmesini istersen, bunları açıklamaktan korkma. Çünkü senin hiçbir suçun yok. Sen masumsun. Ceza çekecek olan sen değilsin. Ferit. İnşallah Demet. İnşallah öyle yaparsın. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. Eşimle beraber biz de orada olacağız. Güzel. Gitgide kalabalıklaşıyoruz. Bir tek şu Pelin'den ses çıkmadı.
İyi günler Mustafa Bey. Çok sağ olun. Efendim, sağ olun. Konsantre olamadım resmen toplantıya ya. Ferit'in eşi beni Ferit'in doğum günü partisine çağırıyor. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. O kızın geçmişe yaşananlardan haberi yok galiba. Sadece Ferit'e sürpriz yapmaya çalışıyor. Ferit'in de tabii bu sürprizden haberi yok. Artık bir karar vermen lazım Pelin. 2 saat sonra uçak var. İstanbul'a gidecek misin, gitmeyecek misin? Madem beni orada görmek istiyorlar, ben de giderim. Belki Ferit'le barışma zamanımız artık gelmiştir. İşte Orta Doğu ve Balkanların en önemli halkla ilişkiler. Bir dakika. İmzaladın mı? İmzaladım. Evet. Çok özür diliyorum, baştan alıyorum. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Orta Doğu ve Balkanların en önemli halkla ilişkiler müdüresi. Tabii buna slogan'de küçük de olsa bir hisseyi eklemek doğru olur. Aşkım ya, bakar mısın? Bir şey diyeceğim. Aslında sana halkla ilişkiler müdüresi yerine daha böyle bir cemiyet sosyete hayatı müdüresi mi desek? Ya geçen şurada konuşuyorduk, kapıdan kovsalar bacadan gireriz diye belki. Yo, bayağı kovulduğumuz kapıdan paşa paşa tekrar giriyoruz ya. Ben girdim Hakan, ben. Hı. O da Deniz Ferit'ten rica ettiği için. Hatta abim Demir bunu böyle istediği için, sen istediğin için değil. Sen ben demeye devam et. Ben biz diyeceğim. Çünkü ben bu hayatta ne yapıyorsam bizim için, ikimiz için yapıyorum. Tabii daha önemlisi artık Pusula Holding'de bizden birinin olması. Yavaş yavaş her şeyi verecekler. Yavaş yavaş. Aşkım, tebrik ediyorum seni. Gerçekten büyük bir iş başardın. Teşekkür ederim. Efendim Aydın Hocam? Evet, evet. Aradım, gideceğim görüşmeye. Şimdi bankada küçük bir işim var. Onu halledip sonra görüşmeye gideceğim. Ne demek? Tabii haber veririm ben size. Yani aslında bence bir sorun yok. Böyle de güzel oldu yani. Ya Asuman'a kızacak bir şey yok yani, o anlamda söylüyorum. Yani 3 kişi, 2 kişiden her zaman daha iyi. Gerçekten. Ya mesela 2 kişi bir sıkıntı yaşasam, biri onu diyor, biri onu diyor, bir çözüm bulamıyorsun. 3 kişi olsak, değil mi? 3 kişi de öyle değil. Ne yaparsın? En kötü bir oylama yaparsın, değil mi? 2'ye 1, 1'e 2 bir sonuç çıkar ortaya. Bir kere her şeyden önce daha demokratik bir ortam. Tamam Tarık'cığım, artık alışverişimize devam edebilir miyiz? Tabii, lütfen. Ben Nazlı'ya tamam dedim ama ne alacağımı şu anda hiç bilmiyorum arkadaşlar ya. Yani koskocaman Ferit Aslan'a da böyle kukulata takmak olmaz ki yani. Baksana şuna. Bence de olmaz. Yok yok, bence de olmaz. Ya arkadaşlar, Ferit Aslan yani biraz işte zevkleri değişik ya. Ya böyle daha rafine, daha sade şık şeylere bakalım. Peki, senin zevkin nasıl Tarık? Benim zevkim biraz değişik, enteresan. Ya mesela benim evin salonunda beyaz bir tabure var. Üstünde de çaydanlık var. Ve üstelik o çaydanlık ne zamandır orada duruyor ben hatırlamıyorum bile yani. Ay hakikaten o neymiş öyle Tarık ya? Yok şeyden. Bekar evi işte, ne yapacağım? Fatoş, bekarlık. Belki yakında evlenirsin sen de. İnşallah. Yani işte yakında mı uzakta mı bilmiyorum da. İstiyorum ben. Evlenmek istiyorum yani. Ay pardon, bu değil. Şu bak nasıl? Güzel, o da güzel. Ay yok Tarık ya, onu düğünlerde falan takıyorlar. Biz bunlardan alalım. Önemli olan niyet zaten. Önemli olan balon. Balon mu? Balon. Nasıl? Bayağı balon ya, böyle renkli renkli bir sürü çeşit çeşit balon. Şişiriyoruz, salıyoruz zemine. Muhteşem bir parti atmosferi değil mi?
Hakikaten süper fikir ha Tarık, harikasın. Değil mi? Aa. Ben Tahir'in en son tamirhanede çalıştığını duymuştum. Onu bana da söyledi. Bu aralar tamirhanede çalışıyorum dedi. Ben de şaşırdım ama sonuçta iş iştir. Peki mahallede dünden beri gören, duyan hiç kimse olmamış mı? Yok vallahi. Her akşam geçerken bana da bir uğrardı. Amca nasılsın diye. Bana da uğramadı. Kimseyle haber falan da göndermemiş eve, size. Yok. Olsaydı mutlaka haberim olurdu. Daha önce de iş için birkaç gün gittiği vardı ama illa bir bilgimiz olurdu. Dünyanın bin bir türlü hali var. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Allah korusun. Yok, siz aklınıza kötü bir şey getirmeyin ama bir haber alır almaz beni mutlaka arayın. Kartım. Tabii. Ben de araştırmaya devam edeceğim. Bir haber alır almaz size haberdar ederim. Tamam beyim. Kolay gelsin. Nazlı Hanım. Merhabalar. Ersay benim. Eğitim koordinatörü. Memnun oldum Ersay Bey. Nazlı ben de. Çok güzelmiş burası. Teşekkür ederiz. Abim Bey sizden bahsetmişti. Gerçi bahsetmesine gerek kalmadan da kulağımıza önünüz geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin için ne yapabilirim? Ersay Bey, ben eğitim vermek istiyorum. Mekan bakıyordum. Adil Hoca da buradan bahsetti. Adil Bey sizin sıra dışı çizginizden bahsetmişti. Yeni tatlar keşfetmeyi seviyormuşsunuz. Evet. Aklımda da zaten sıra dışı ve lezzetli tarifler var. Bir program yaptım. İlgilenenlere öğretmek istiyorum. O zaman şöyle yapalım Nazlı Hanım. Yarın gelin başlayın. Yarın. Evet yarın. Yarın pasta dersi verecek olan Aksay Şef'in başka bir programı çıkmış. Aramızda olamayacak. Ben de kara kara düşünüyordum ne yapacağım ne edeceğim diye. Bütün derslerde doldu. Kötü olmuş. Aslında iyi oldu. Çok bekletmeden çalışabileceğiz. Aksay Şef'in yerine derse siz girersiniz. Hatta biraz öncesinden gelirseniz en azından sizin programda yapabiliriz. Uygun olur mu? Anons ettiğimiz şefin yerine başka birisini çağırmak istemezdik. Ama sınıf neredeyse dolu. Tek tek arayıp dersi de iptal etmek istemiyorum. Böylesi hepimiz için iyi olur. Tamam, anlaştık o zaman. Anlaştık. Oğlum sen kapat. Ula. Hayırlı işler usta, kolay gelsin. Eyvallah, buyur. Ya usta, benim arabanın lastiklerinden bir sesler falan geliyor. Jantta problem var herhalde, bir bakabilir misiniz? Normalde lastik işi yapmıyoruz ama bir bakalım. Kamil gel oğlum. Başka usta yok mu burada çalışan? Yok. Bir ben varım, bir de Kalfa. Ha. Ya geçenlerde bizim çocuklar arabayı buraya getirmiş de bir Tahir usta mı ne varmış? İşinde çok iyiymiş. Kendisi yok mu? Tahir? O geçen ayrıldı. Burada devir daim çok ölüyor. Gelen gidiyor. 2-3 ay çalışıyor, kaçıyor. Haftasında kaçan bile var. Anladım. Nerededir peki kendisi? Yani ustaya usta sorulmaz tabii ama işinde çok iyiymiş. Bizim çocuklar çok memnun kalmış. Neredeyse aklımızda olsun. Hiç bilmiyorum. Zaten çalışmasını da beğenmiyorum. Eli işte, gözü oynaşta. Bence ondan uzak durun. Başınıza iş açabilir. Hayret. Tahir usta burada çalışırken Hakan bayağı övmüştü burayı. Hakan Önder. Aslında ben daha çok onun referansıyla geldim. Hakan Önder. Arabalarını tamire buraya gönderir, bizzat ben ilgileniyorum. O zaman kendine dikkat et usta. Hakan ne zaman birini övse başına bir şey gelir. Tamam arkadaşım, bırak. Bakmana gerek yok. Ah Nazlıcığım. Ne yaptın, halledebildin mi işlerini? Ay Fatoş, hallettim. Yani yavaş yavaş halletmeye çalışıyorum. Yeni gelişmeler de vardı, sonra anlatırım sana. Önce şu geceyi atlatalım. Siz ne yaptınız?
Ne yapalım biz de işte süslü püslü parti için gereken her şeyi aldık. İnşallah Ferit Aslan için uygun şeyler seçmişizdir Nazlı. Seçmişsinizdir ya. Ben mekanla konuştum. Bu gece tamamen bize ait olacak. Süper. Siz birazdan çıkıp mekana geçersiniz. Tamam. Ben sizinle gelirim, süslemeleri beraber yaparız diye düşünüyordum. Ama yapmam gereken bir doğum günü pastası var. Çok romantik. Kendi elleriyle pasta yapıyor kocasına. Fatoş aşk olsun. Oyunun bir parçası, artık sana açıklama yapmama gerek yok. Tamam canım, ben gerçeği biliyorum. Deniz'i çağırıyor musunuz partiye? Düşünüyorum hala, bilmiyorum. Deniz'in sırrınızı ortaya çıkarmasından falan mı korkuyorsun? Hayır Asuman, Deniz'in iyiliğini düşünüyorum. Biz Ferit'le o partide karı koca olarak bulunacağız. Deniz öyle bir ortamda olmak istemeyebilir. Yine de bu kararı Deniz'e bırakman lazım. Ay gerçekten çok zor bir karar ama ya. Çağırsan bir dert, çağırmasan bir dert. Deniz'le Ferit'in arasındaki bu gerginlikten çok mutsuzum. Onları barıştırmanın bir yolu olmalı. Eski günlere geri dönmeliler. Bu konu seni birazcık aşabilir ama Nazlıcığım. Bildiğim kadarıyla onların arasında çok fazla problem var. Alo, Nazlı. Deniz, nasılsın? İyiyim. Yani iyidir. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani yorgunum ama iyiyim. Ben seni şey için aradım aslında. Ferit'in doğum günü partisine çağırmak için. Parti mi? Ferit abi parti işlerini falan pek sevmezdi. Evet, sürpriz yapıyorum zaten. Sürpriz, anladım. Nasıl bir sürpriz? Olmaz, kimseye söylemem. Herkese sürpriz olsun istiyorum. Tamam, ben teşekkür ederim davetin için ama gelebileceğimi pek sanmıyorum. Tamam. Deniz, eğer kararını değiştirirsen... Yani partiye gelirsen, ben de Ferit de çok mutlu oluruz. Ferit abiden pek emin değilim ama. Tamam, sana bırakıyorum kararı. Görüşürüz. Görüşürüz. Korktum birden ya. Bak, Ferit Aslan nasıl? Çok güzel, çok güzel. Yalnız bana mı? Ben daha fazla şişiremem ha bunlardan. Bayağı benim dünyam dönüyor şu anda ya. Kafam güzel oldu resmen. Tarık, bu kadar baron yeter. Nefesine yazık, çok yoruldun. Hadi bunu bağlayalım. Hadi bağlayalım. Şöyle. Şunu bana ne? Gel şu öndeki masalara. Tamam. Bağlayalım. Anam, dönüyorum ya resmen. Nefesine yazık, yeter yeter. Şöyle yukarı yukarı ya, böyle milletin ağzına girer oradan. Tamam. Böyle mi Tarık? Aha. Ya işte olabildiği kadar yukarı. Aha. Evet. Evet, işte oldu. Evet, evet. Tamam. Oh, evet Aslan, tamam o iş. Hı. Yeter bunlar ya, şişirelim mi birkaç tane daha? Evet, aslında iyi olur. Sarı yok bak. Ben de şöyle alayım. Öttürsene. Efendim? Balon diyorum, öttür. Yani pes. Bana mı pes? Senin de bilmediğin yok ya. tabii herhalde. Ben uzun senelerdir buradayım. Tabii ki her şeyi biliyorum. Öttürsene hadi. Öttüreyim. Hay arkadaş, benim yaşıtlarım evlendi, çoluğa çocuğa karıştı. Ben balon öttürüyorum ya. Dur, ben de yapayım.
Evet. Ben hazırım Ferit Aslan. Nerede kalmıştık? Sadece bir yemek yani, öyle mi? Evet Ferit, sadece bir yemek. Bizim karı koca olarak daha fazla dışarı çıkmamız lazım. Ki evliliğimiz inandırıcı görünsün. Öyle düşün. Neden bu gece? Neden bu gece olmasın? Gayet güzel, sıradan bir gece. Sıradan. Yani kıyafetin böyle sıradan bir gece için pek sıradan değil ama. Nereye gidiyoruz? Ben yolu biliyorum. Sana tarif ederim. Bulutçum, biz çıkıyoruz. Makbule Hanım'ı üzmek yok, tamam mı? Tamam dayı. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Asuman, hiç kendini yorma. Yani çok zahmet etmişsin, buraya kadar gelmişsin. Çok teşekkür ederim ama ben bu akşam o partiye gitmeyeceğim. Buradayım. Çok net konuştun ya. Şöyle birazcık daha kararsız konuşmuş olsaydın keşke. Şimdi ben seni ikna etmek için ne yapacağım? İçer misin? Parti başlamak üzeredir. Geç kalma. Ha, yenilgiyi kabul ediyorsun yani. Yenilgi falan değil ki. Sadece oraya gidip saçma bir evcilik oyunu izlemek istemiyorum. Sence bu bir evcilik oyunu mu? Beni kışkırtmaya mı çalışıyorsun? Evet. Başarıyorsun. Deniz. Bak, benim asıl istediğim bu gece partiye benimle birlikte gelmen. Sen saklanacak bir şey yapmadın. Herkese yalan söyleyen onlar. Sen onların sırrını sakladın. Üstüne üstlük Bulut'u kazanmalarına yardımcı oldun. Asuman, mesele o değil. Mesele Nazlı. Hayır Deniz. Mesele Nazlı değil. Ben ondan bahsetmiyorum. Eğer sen bu akşam bu partiye gelmezsen insanlar senin saklandığını ve kaçtığını düşünecekler. Peki ben sana soruyorum. Sen saklanacak ne yaptın? Nazlı, burada mı yemek yiyeceğiz gerçekten? Ya boş ver, gel ben seni başka bir yere gideyim. Gel. Ay ya hayır, tamam, çok güzel burası. Tamam, tamam, pes ediyorum. Zaten içeri girince öğreneceksin. Daha fazla uzatmanın alemi yok. Doğum günü partisine hoş geldin Ferit Aslan. Sürprizi bozdum galiba. Yani birazcık öyle oldu. Ama neyse ki sürprizlerimiz bununla sınırlı değil. İçeride seni daha neler bekliyor neler, kim bilir. Nasıl yani? Neler bekliyormuş beni? Artık o kadarını da içeri girince öğrenirsin. İşte, işte buna bayılıyorum. Kontrolüm dışında bir şeyler oluyor. Ben engel olamıyorum ve bundan hiç mutlu değilim ifadesi. Yalnız şimdiden uyarayım. Bu gece her an öpebilirim seni. Ben de o zaman suratını alacağı hali merak ediyorum. Anlamadım. Bugün benim doğum günüm. Bana her şey serbest. Ferit'ciğim, bence sen bunu iki kere düşün. İçeride beni öpmeye kalkarsan garip refleksler verebilirim. Hiç hoş olmaz. Ben de seni her an öpebilirim. Heyecanlı bir gece olacak desene. Her an her şeye hazırlıklı olmak lazım. Arkadaşlar geliyorlar, geliyorlar. Işıkları halledebilir miyiz acaba? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben tabii bir şeyler bekliyordum ama hiç bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten sürpriz oldu. Herkese iyi eğlenceler. Yıllar Ferit'e. Sağ ol. Ne haber abi, hoş geldin. Allah Allah. Ayça. Aile büyütüyoruz. Benim hiç haberim yoktu bundan. Buyurun.
Taylan, sen makine değil miydin ya? Vallahi mesajı görünce hemen atladım geldim. Mesaj, ne mesajı? Mine! Otorizasyon gerekiyor. Mine ya, inanamıyorum, siz nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Nazlıcığım, hepimiz sana teşekkür etmeliyiz. Asıl ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, çok mutlu ettiniz beni. Her şey senin için biliyorsun. Demek her şey senin fikrin, değil mi? İyi bir doğum günü hediyesi olur diye düşünüyorum. Çok iyi düşünmüşsün. Gerçekten çok güzel bir hediye oldu. Hiçbir hediye beni bu kadar mutlu edemezdi. Yalnız bu kadar insanın izini nasıl buldun? O kadar da değil. Her şeyi söyleyemem. O da benim sırrım.